Selam. Bir tasarımcı olarak bizden birçok farklı alanda tasarım yapmamız beklenir. Bunların genelde iki boyutlu yüzeyler içindir. Örneğin amblem, logo, afiş, broşür veya son zamanlarda yoğun olarak sosyal medya postları gibi tasarımlardır. Ama arada ambalaj, ödül veya plaket gibi üçüncü boyuta geçen tasarımlar da yapmamız gerekebilir. İşte bu videomda size üç boyutlu nesne tasarımlarının hangi aşamalardan oluştuğunu göstermek istedim. Tasarlamak istediğimiz nesne bir plaket. Tasarımdan önce nasıl bir üretim süreciyle yapacağımızı zaten belirlemiştim. Özellikle lazer kesim makinalarında üretilebilecek ahşap ve plexi gibi malzemeler kullanarak bir plaket oluşturmaya karar vermiştim. Sürecin başı her zamanki olduğu gibi aklımızdaki farklı fikirleri kağıt üzerine aktarmayla başlıyor. Yani eskiz aşaması. Ben burada işi biraz daha teknolojik hale getirip iPad'de dijital olarak eskizlerimi hazırlıyorum. Bunun klasik süreçte mantık olarak hiçbir farkı yok. Sadece kullandığınız elemanlarda değişiklikler gösteriyor. Ahşap ve plexi katmanları kullanarak 3 boyutlu bir nesne üretmek için farklı formlara sahip eskizler hazırlıyorum. Şu anda bu eskizleri görüyorsunuz. Dikkat etmem gereken belli başlı konular var. Mesela çok katmanlı bir yapı olup bir hacim oluşturması zorunlu. Alt yüzeyin düz olması ve ayakta durabilecek bir yapıya sahip olması en önemli konulardan biri. Yaklaşık 10 farklı eskiz hazırladıktan sonra bunlardan biri üzerinde ilerleme kararı alıyoruz. Burada ilerleyeceğimiz eskizi üretim aşamasında düşünerek detaylandırmaya başlıyoruz. Yaklaşık olarak kaç santim olacağı, kaç katmandan oluşacağı ve genel görünümünün detayları ne olacağını artık bu aşamada detaylandırarak son halini vermeye çalışıyoruz. Özellikle katmanlı bir yapı olacağından her katmanda başka bir renk kullanarak daha sonraki vektörel çizim ve üretim aşamasında bize kolaylık getirmesini sağlıyoruz. Eskizimize son halini verdikten sonra artık vektörel çizimimize geçebiliriz. Bunun için ben yine iPad'de Infinity Designer programını kullanmayı tercih ediyorum. iPad için üretilmiş en güçlü vektörel çizim programlarından biridir. Peki çizim mantığımız nasıl? Daha önceki videolarımızı izlediyseniz orada da göreceğiniz gibi programımızı açtıktan sonra yapmış olduğumuz eskizi bir layer olarak getiriyoruz ve burada konumunu ve büyüklüğünü ayarlıyoruz. Ondan sonra bu layer'ın opasitesini düşürerek layer'ı kilitliyoruz. Yani aslında bize bir referans oluşturulacak bir katman haline getiriyoruz. Ve ondan sonra pen aletine geçerek çizimimizi yapmaya başlıyoruz. Burada istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Hani bunun için özellikle şunu tercih edin, bunu tercih edin diye bir durum söz konusu değil. Kendiniz hangi konuda daha rahat edecekseniz o bölümden başlayabilirsiniz. Ben burada ilk katmandan başlayarak, yani en öndeki bana yakın olan katmandan başlayarak çizmeyi tercih ettim. Alanları kapatıyoruz pen aletiyle çizmeye başladıktan sonra ve içini renklendiriyorum. Bu renklendirmenin sebebi katmanların hangilerinin hangisi olduğunu, çünkü yakında üst üste bir sürü nesne gelecek ve birbirlerini karıştırmamak için. Kurum logosu mutlaka olması gerekiyordu. Elimizde zaten o vektör olarak mevcuttu. Kurum logosunu getirdik. Burada şu anda sadece iki katman ve referans çizgilerimiz ve en arkada da eskizimiz var. Burada yavaş yavaş bu nesneyi inşa etmeye başlıyoruz. Her biri farklı bir layer'da, farklı bir katmanda vektörel çizim olarak olması zorunlu. Çünkü bu çizim işlemi bittikten sonra, her şeyi hazırladıktan sonra lazer kesim makinesine bunların her bir katmanını tek tek verip uygun malzeme ile bunları kestireceğiz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi genelde var olan bir nesne referans varsa onun kopyasını alarak ilerliyorum. Yoksa kendim o bölümü çiziyorum. Ama çizimde de bir şey yapıyorum. Yani ilk önce kabaca yakın bir hat oluşturup mesela kusursuz bir daire, bir düz yüzey istiyorsam ondan sonra onu bana geometrik olarak tam daireyi oluşturup onu referans alarak o çizgileri düzeltiyorum. Yani bu bana başta hız kazandırıyor, sonra da kusursuz alanın kusursuz şekli yakalamamı sağlıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 3 katman hazır. Bir katmanda da logomuz mevcut. Gene bu katmanı da kendi içerisinde rengini değiştiriyoruz. Farklı bir renk haline getiriyoruz. Burada ne renk verdiğiniz çok önemli değil. Çünkü zaten biz çizimin ilerleyen aşamalarında şunu yapacağız. Kullanmak istediğimiz ürünün gerçek dokusunu alıp
bu yüzeylerde nasıl durduğunu simüle etmeye çalışacağız. O yüzden burada farklı farklı renkler, farklı farklı çizgi renkleri falan vermeniz önemli değil. O biraz çalışma mantığınıza göre size kalmış bir tercih. Şu anda dördüncü katmanı çiziyoruz. Bunların her biri bir katman ve yaklaşık olarak bunlar 3'er milim genişliğinde olacak yüzeyler olarak düşünüyorum. Yani şu anda 4 katman bitti. 4 katman 3'er milimden bir yüzey oluşturacak. Mesela burada var olan bir şeyi kullanarak bir başka şekli oluşturuyorum. Yani kopyasını çıkararak yapıyorum ki bazı formların üst üste gelmesi, kusursuz şekilde üst üste oturması gerekiyor. Mesela yukarıdaki o bombeli logonun altındaki bombeli yüzeyler gibi. Oralar için genelde kopyaları alarak yapıyorum. Burada özellikle referans çizgilerim, şu anda da onları görüyorsunuz. Bu referans çizgileri çalışmanın en boy oranlarını kontrol etmek için, denge veya yapısına bakmak için referans olarak kullanıyoruz. Logomuzun üretimiyle ilgili olarak lazer kesim yerine farklı bir baskı teknolojisi kullanmayı tercih edeceğiz. UV baskı dediğimiz bir baskı tekniği kullanılacak. Bunun için şeffaf, yani şu anda daha logonun çevresindeki beyaz alan şeffaf bir plexi olarak düşünüp üzerine görmüş olduğunuz logoyu UV baskı, ters UV baskı yaptırarak oradaki formu oluşturmaya çalışacağız. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kabaca bütün katmanlarımız hazır gibi duruyor. İnce detaylarda sorunlar olabilir çünkü bu ham çizimdi. Şimdi bu ham çizimi üzerinde birazcık detayları düzeltmeye çalışacağız. Yani tam nesneler tam birbirinin üzerine oturmalı. Yan taraftan çünkü farklı farklı tabakalar olacağı için kesildiklerinde problem oluşturmaması gerekiyor. Peki gerçekte nasıl görüneceğini nasıl anlayacağız? İşte bunun için de kullanmak istediğim, düşündüğüm ahşap ceviz renginde bir doku buldum. Bu dokuyu alarak olmasını istediğim katmanlara gelerek bunları maskeleyerek buraya ekledim. Ve özellikle burada bazılarını büyüklüğünü değiştirdim, yanını değiştirdim ki veya duruşlarını değiştirdim ki aynı his oluşmasın diye. Yani birbirinin kopyası olduğu çok anlaşılmasın diye. Ondan sonra da her birinin çizgilerini yok edip ondan sonra da üzerlerine drop shadow yani gölge vererek gerçek hayatta nasıl görüneceğine yakın bir hava oluşturmaya çalıştım. Yani çünkü bu bir taslaktı biliyorsunuz, bir eskizdi ve oradan yola çıkarak acaba bunun nasıl olacağını, problemlerini çözmeye çalışıyorum. Şu anda da bu farklı tabakaları birbirlerine monte edecek, yapıştıracak olan vidaların konumlarını ayarlamamız gerekiyor. Tabi burada işin birazcık daha teknik kalıyor. Yani vidalar hem tutmalı hem estetik olarak da problem çıkarmamalı. Ve son olarak da kabaca logonun yazının geleceği yeri planladıktan sonra tasarımımız bitmiş oluyor. Üç farklı malzeme ve 8 katmandan oluşan tasarımımız eskiz, vektörel çizim ve teknik ölçülendirmelerden sonra artık ürün haline geldi.